Afşar Balam Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi 6. Karbon Zirvesi'nden Düşük Karbon Kahramanı ödülünün sahibi oldu. Halkbank Türkiye'nin Üreten Kadınları yarışmasında ise finalist oldu. Evet, sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz, gene bir Eko Yaşam programıyla karşılarınızdayız. Bugün Bala'da Figen Hanım'ın konuğuyuz. Figen Hanım, Avşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin başkanı. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, merhaba. Siz de bizim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz kooperatif dendiği zaman Taner abisiz gitmiyorum. Türkiye'de kooperatifçiliğin duayenlerindendir. Burası çok ilginç bir kooperatif. Şimdi ayrıntıları dinleyeceğiz ama bizi buraya çeken şurada gördüğünüz Ödül. ödül. Fikir Hanım, isterseniz her şeyden önce bu ödülün hikayesiyle başlayalım. Nedir bu ödül? Evet, bu Düşük Karbon Kahramanı ödülü 6. Karbon Zirvesi'nde bu ödülümüzü aldık. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği'nin işbirliğiyle her yıl yapılıyor Karbon Zirvesi. Biz minimum karbon ayak iziyle ürünlerimizi üretiyoruz. Karbon ayak izi ne demek? Önce Evet, isterseniz böyle çok tabii. kısaca bahsedeyim. İklim değişikliğinin en önemli nedeni sera gazları. Sera gazlarının da en önemlisi karbondioksit. Ve diğer sera gazları hep karbondioksit eş değeri olarak tanımlanır. Biz elektriğimizi güneş enerjisinden sağladığımız Evet, için panellerde görüyorum. Evet, bir fosil yakıt tüketimi söz konusu değil. Dolayısıyla çevreye bir karbondioksit emisyonu yaymıyoruz. Bu yüzden karbon ayak izimiz çok düşük. Aslında her faaliyetimizin bir karbon ayak izi var ve biz onları daha da küçültmeye çalışıyoruz. Atıklarımızı azaltarak, atıklarımızdan solucan gübresi yapıp tekrar tarımda kullanarak ve elektriğimizi yenilenebilir bir kaynaktan sağlayarak karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Ve bunu kırsalda bir kadın kooperatifinde Evet, yapıyoruz. çok beklenmedik bir şey. Ben bu ödülü duyunca Ankara Bağla'nın bir köyünde, gerçi şimdi mahalle oldu ama biz gene köy diyelim. Evet, biz de köy demeyi tercih Köyünde ediyoruz. böyle bir ödül bizi cezbetti Taner abiyle. Hemen yollara düştük geldik. Evet. Ben 2000'li yılların başından beri iklim değişikliği üzerine çalışırım. Enerji verimliliği uzmanıyım. Enerji uzmanıyım. Dolayısıyla yaptığım her şeyde dikkat ederim. Verimlilik, karbon ayak izimin düşük olması, su ayak izimin düşük olmasına. Bunu kırsalda ve hanımlarla birlikte şimdi yapıyoruz. Hem bir farkındalık, hem de şimdi yeni projemizde bütün köye de bunu yaymaya çalışacağız inşallah. Yapılacak çok şey var. Neler yapıyorsunuz burada? Aslında farkındalık, bu bizim çalışmalarımız. Farkında olmuyoruz bazı şeylerin. Hiç farkında değiliz. Üretirken, tüketirken. Biz burada bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Neler üretiyorsunuz? Üretiyoruz. Evet, yöresel ürün. Bir mutfakta neler yapılabiliyorsa hanımlar kendi yöntemleriyle, geleneksel yöntemlerle, kendi el lezzetiyle yapıyorlar. Tarhanadan sirkeye, reçelden işte ne bileyim yöresel kendi tarhanalarına, reçellere, meyve sebze kurularına her şey bir mutfakta yapılabilen her şeyi üretip pazarlıyoruz. Ben mor sarımsak duydum. Evet. Mor sarımsak yetiştirdiğinizi, lavanta yetiştirdiğinizi. Evet. Mor sarımsak buraya özgü, dünyada çok nadir yetişen bir Çok endemik bir tür, bitki. endemik bir bitki. Evet, buranın havasına, suyuna, rüzgarına uygun bir tür ve aroması çok yüksek. Bir taş köprü sarımsağını biliriz, çok çok Evet, güzeldir. çok. Onun 3 katı, 5 katı aromasını düşünün. Çok kuvvetli bir aroması var. Ve biz artık onu bir coğrafi işaret olarak bütün Türkiye'de, hatta bütün dünyada tanınmasına ön ayak olmak istiyoruz. Bugüne kadar köylü kendisi için yetiştirmiş mor sarımsağı. Ama geçtiğimiz yıl kooperatifimiz aracılığıyla biz bunu tanıtımını da yaptık ve çok beğenildi. Artık 200 dönüm arazide kendi sarımsağımızı yetiştirip bütün Türkiye'ye inşallah
Çin'den sarımsak ithal ediliyor, evet, onu keseceksiniz. Evet, i̇nşallah. Metro Gross Marketler bizimle görüşme halindeler. Sürekli soruyorlar ne oldu, çıktı mı, ne zaman çıkıyor. Onların aracılığıyla pazarlayacağız inşallah. Bir de kunduru bulguru. Evet. Bu da kunduru otantik bulguru. Anadolu'ya has Anadolu'ya bir bulgur. Aslında kunduru buğdayı atalık tohum. Burada yetişiyor ve değişmemiş. Tohum bir herhangi bir işlem görmeyen atalık tohumdan üretilen buğdaydan ürettiğimiz yani. Evet, buğdaydan ürettiğimiz bulgur. Ve hanımlar kaynatarak geleneksel yöntemlerle üretiyorlar. Bir makine bir şey kullanmıyoruz. Bildiğimiz anadan, evet, atadan bin yıldır gördüğümüz yöntem. Evet. Sevip bize meyve kurutuyorsunuz içeride. Evet. Şeyleri gördüm. Makinalarımız var. Evet, kurutma makinalarımız. Kurutma makinalarımız, ben kimya mühendisiyim. O yüzden dikkat ediyorum. Sıcaklığın ne kadar besinlerin üstünde etkisi olduğunu, ısı transferinin ne kadar önemli olduğunu, yiyeceklerle işte kuruttuğunuz havanın sıcaklığının, neminin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 45 derece ile 65 derece arasında çalışır bizim fırınlarımız. Vitamin falan ölmüyor. Vitaminlerini öldürmeden tamamen sağlıklı, besin değeri yüksek bir şekilde meyvemizi, sebzemizi kurutuyoruz. Arkada lavanta tarlalarını da gördük. Evet, lavanta tarlalarımız henüz bu yıl 2500 fide diktik. Tarım ilçe müdürümüz sağ olsun ön ayak oldu. 2500 fide getirdi bize. Biz onları diktik. İnşallah bu sene belki sadece seyrederiz ama seneye. Siz lavantadan neler neler yaparsınız? Evet, çok hayallerimiz var. Lavantanın reçelini yaparlar. Süt reçeli yapmışlar hocam. Evet, süt reçeli. Yağı, kozmetik. Benim kozmetik. En çok istediğim şey, evet, doğal kozmetiklerde doğal yapalım. Kozmetikler. Bu köyü başka bir şeyde kokacak şimdi burası. Değil mi? Parfüm kokacak. Evet, ben İnşallah. Mesela Rebul'un lavantasını çok severim. Evet. Geleneksel. Evet. Neden olmasın burada? Neden? Evet. Balam lavantası da olmasın. Evet. Ki bu pandemide İnşallah. Kolonyanın ne kadar önemli olduğunu da anladık. Ve ben dünyada pek çok ülke gördüm. Hiçbir yerde kolonya görmedim. Bizim kültürümüz bambaşka. Bu kültür bizde bu eski salgınlardan kalmaymış. Doğu kültürü, yani Türk kültürü naziktir. Adama git elini yıka, eve gelene veya dükkana gelene adama git elini yıka denmiyor. Evet. Onun yerine kolonya ikram ederek hem dezenfeksiyon işini yapmış oluyorsunuz hem de yani bir kabalık bir hoşluk, yapmamış, bir evet. hoşluk olmuş oluyor. Onun için çok önemli. Ben de birçok yer gördüm ama böyle bir kolonya geleneği, hiçbir yani iş yerine gelen, eve gelene kolonya ikram etme geleneği görmedim. Hı. Evet, isterseniz yavaş yavaş içeriye geçelim. Hı. Neler yaptığınızı, bunların örneklerini görelim. Evet, bu arada bir belgeselimiz var, ot belgeseli. Bu civarda çok ot yetişiyor ve hanımlar bu otları toplayıp yazın ya da baharda toplayıp kurutup kışın kendilerine yemek yapıyorlar. Bu da Anadolu'nun bir geleneği. Böyle bu geleneği yaşatmak aslında onun özelinde Anadolu kadınını anlatmak için böyle bir belgeselimiz var. Ot festivalimizi çok yaygınlaştırmak lazım. Evet. Mesela Alaçatı'da bir ot festivali var. Bütün Türkiye biliyor. Evet. Bence Afşar'da da bilsinler ya. Hakikaten bilsinler. Evet, amacımız oydu ama pandemiye evet. takıldık, belgesel evet. oldu. Pandemi bitecek. Ben içeriye geçmeden Murat şeyi merak ediyorum. Bir daha konuşma fırsatımız olmayabilir. Bir çok geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. Evet. Üretimde de bir problem olmadığını anlıyorum. Çünkü çok çalışkan, üretken, evet, bu işi severek, evet, yüreğiyle yapan kooperatifinizin üyeleri var. Bir pazarlama sorunu yaşıyor musunuz? Sorun o. Evet, pazarlama sorunumuz maalesef var mı? Var. Çünkü üretim kapasitemiz yüksek ama pazarımız dar. Başkent marketlere veriyoruz. Şey, Mansur Bey'e. Evet, güzel. Evet. Destek o veriyor çok mu güzel. Başkent? Şöyle, bizden ürün alması en büyük destek. Tabii, güzel. Bu arada bizden mesela mercimek, fasulye, bulgur almak için bizle sözleşme yaptılar. Sözleşmeli tarım gibi bir nevi. Güzel. O da çok güzel bir şey. Üretirseniz evet, alacağım dediler. Dedi. Süper. Mesela fasulyenin yeşilini de kurusunu da alırım dedi.
Halk Ekmek aracılığıyla yapıyoruz bu işlemlerimizi. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Ayrıca Torku marketlere veriyoruz. Torku Ankara'daki 5 marketine ürünlerimizi veriyoruz. Paralarımız çok düzenli bir şekilde yatıyor. Ama bizim iş hacmimiz onlardan daha büyük. Yani anladım. daha da bizim pazara ihtiyacımız var. İhracat? İhracat gıda olduğumuz için biraz zor. Sertifikasyon, evet, sertifikasyon. Şimdi pandemi nedeniyle sertifikasyon süreci aşılır. Aşılır. Kesinlikle aşılır. Yani biz en kesinlikle. Son Akkaya Kooperatifinde gördük, Akkaya Salça'da. Onlar birkaç palet Almanya, Hollanda ve Amerika'ya ihracatları var. Evet. Yapılabilir. Olabilir kesinlikle. Evet. Onlar tek çeşit ürün olduğu için. Bir de şey var, kurutulmuş meyve sebzeniz de ihracat için, evet. Şahane bir şey. Şahane. Evet. Yani Avrupalı'nın İnşallah. Kuru meyve geleneği var. Şeyi evet. var, alışkanlığı var. Evet. İnşallah onlar evet. Bizim de portföyümüzde. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Şimdi neler yaptığınızı isterseniz bir de içeride görelim. Evet, buyurun. Fikri Hanım, muhteşem şeyler üretiyorsunuz. Burası hazine. Hazine. Neler? Evet. Siz, bunlar eriştelerimiz ama eriştelerimiz çok çeşitli. Sebzeli eriştelerimiz, sütlü eriştelerimiz, pancarlı, havuçlu, ıspanaklı, çörek otlu. Eriştelerimiz var. Burada sirkelerimizi görüyorsunuz. Armut sirkesi. Armut sirkesi. Evet. Erik sirkesi. Bir de elma sirkelerimiz var. Elma sirkelerimiz de var. Erik evet. sirkesi ne eriği bu? Burada mürdüm eriği. Evet. Hmm. Mürdüm eriği yetişiyor. O bu yörenin hep Güzel. Meyveleri. Güzel. Sonra reçelleriniz var. Reçellerimiz evet. Yine yörenin ayvaları, vişneleri, kayısıları. Kayısıyı bu sene biz çok memnunuz. Köylü traktör getirdi, yıktı kooperatifimizin önüne. Mis gibi. Kimini gittik biz kendimiz topladık. Kayısı yetişiyor bu bölgede. Evet, evet. Yani Malatya diyebiliriz. Değil mi? Daha ılıman bir aromalı bir kayısı çok güzel. Bir de ilaçsız, gübresiz olunca daha lezzetli. Ürünlerinizin şey. Hiçbirinde bir kimyasal yok değil mi hocam? Hiç. Buradan edin. Bir cıva meselesi vardı. Ha, evet. Evet. Kayısı reçelimiz bak abi. Yani görünüşü. Biz pestisit kullanmıyoruz tarımını yaptığımız ürünlerimizde. Pestisit kullanmadığımız için civasız üretim yapıyoruz. Ürünlerimizde civa yok. Çevre Bakanlığı'nın Civasız Türkiye diye bir projesi var idi. O projeye davet edildik Birleşmiş Milletler ve Çevre Bakanlığı tarafından ve orada da ürünlerimizin tanıtımını yapma imkanı sundular bize. Çünkü pestisit kullanmadığımız için civasız üretimi, civasız Türkiye'ye bize bir katkı sunmuş oldu. Şeyi konuşmuştuk, daha doğrusu ben buraya gelmeden önce bir internet taraması sırasında gördüm. Evet. Sizin bu yani karbon ayak izi meselesini biraz önce konuştuk. Evet. Ancak daha doğrusu dönüşümle ilgili atıkların toplanması, dönüşümü hatta elektronik parçaların da dahil olmak üzere bir evet. projeniz var. Ondan söz eder misiniz? Tabii ki projemiz yeni desteklendi. Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı tarafından. Ne güzel. Evet. Orada köydeki bütün atıkları ayrıştırarak toplayıp kooperatifimiz aracılığıyla lisanslı bir dağıtıcı tarafından, toplayıcı tarafından yasal zincire sokmaya çalışacağız. Buna elektronik atıklar da dahil. Pil filan da dahil. Evet, pil dahil. Sonra bu işte gübre tenekeleri, ilaç tenekeleri, ambalajları, onlar çok tehlikeli atıktır. Bizim yeraltı sularına kadar gidip hem tarlalarımızı zehirler hem sularımızı zehirler, onların toplanması. Onları maalesef alelade kişiler toplayamıyorlar. Lisanslı toplayıcı Tabii. gerekiyor. Lisanslı toplayıcılar aracılığıyla. Ona maalesef dememek lazım o zaman. Tam tersi iyi ki öyle. Evet, iyi ki evet, öyle. Yani öyle. Maalesef dediğim ha, hani önüne gelen toplayamıyor demek istemiştim. Anladım. Çok haklısınız. İyi ki de öyle. Evet. Öyle olması gerekiyor. Çünkü çok zararlı. Aslında şeye bakın, mantık çok ilginç. Sanki sizin yanınızda konuşmuyor gibi söyleyeceğim Murat'a. Yani öyle kıymetli bir toprakta üretim yapılıyor ve kimyasallar kullanmaksızın organikle hemhal olunuyor. Figen Hanım'ın sözünü ettiği şey aslında toprağın kirleticilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir proje. Sorunu kökenden.
Evet, yani sadece evet, şey değil, toplanma işlemini öne çıkarmıyor. Toplama işleminin kendisini önemsiyor, merkezine onu koyuyor ve diyor ki ben bu toprağımı kimseye kirletmeyeceğim diyor. Evet, süpersiniz evet, evet. Ya. Yani damlası bile çok zararlı. Onun bu tabi biraz kimya mühendisi olmanızın getirdiği de hassasiyet olabilir. Evet, evet, haklısınız. Evet. Bu arada sadece onlar değil, mesela atık yağları toplayıp atık yağlardan sabun yapmayı öğreteceğiz. Hmm. Biz atıklarımızdan solucan gübresi yapıyoruz. Köylüye de öğreteceğiz, Ankara'ya da öğreteceğiz. Balkonlarında yapabilirler. Kompost gübre yapmayı öğreteceğiz. Bokashi gübre yapmayı öğreteceğiz. Bunları Ankaralılar yapabilirler. Bokashi gübreyi biliyorum. Şu şey, evet, çok şimdi yeryüzünde bilinmedik özel elementler bir araya geliyor ve evet, şey bir evet, Japon buluşu zaten müthiş doğru, o. Doğru, evet, evet, çok evet, güzel evet, bilmenize çok memnun oldum. Bunların yaygınlaştırılmasını sağlayacak bu proje. Ayrıca burada bir sazlık varmış ve yakıyorlarmış bu sazlığı. Şimdi yaktığınız zaman çıkan karbondioksitle hem iklim değişikliğine neden oluyorsunuz. Karbondioksit yayarak, hı hı, hem de toprağın canlı yapısını tabii, öldürüyorsunuz. Doğru. Anız yakımı siz da siz ne yapacaksınız? Böyle. Biz onları kestirip evet, yakmadan sepet ördürmeyi istiyoruz. Hatta siz bunu, siz bunu bir de erkeklere yaptırırsınız. Erkeklere yaptırırsınız. Değil misin? Kahvede tablo oynayacak. Aynen. Çünkü kadınlar sepet çok meşgul. Süpersiniz ya. Kadınlar süpersiniz çok ya, meşgul. Burada çalışıyor. Evde çalışıyor. Hepsinin ineği çanağı var. Hepsi kayınvalideyle oturuyor. Yani bir ev düzenleri var. Evet. Dolayısıyla hiç vakit yok. Beylere yaptırıp bunları da şahane, ürünlerimizi şirketlerde inşallah şahane, pazarlayacağız. Şahane. Evet. Vallahi ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bizim ederiz, de görevlerimiz var. Bizim görevlerimiz bunu en geniş kesimde bunu duyurmak ve rol model kimliğinizi bu coğrafyaya, Anadolu topraklarına yaymak olmalı. Yapıyoruz da bunu Murat, evet, değil mi? Elimizden geldiği kadar yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Televizyonların evet, yapamadığı kadar yapıyoruz ama. Yapıyoruz. Çok evet, teşekkür evet, ederiz. Şimdi bu ürünlerin pişirilmiş numunelerini göreceğiz. Ve köyde yetişen diğer ürünleri geleneksel Türk yöntemleriyle nasıl gözleme yapacağız diye söz vermiştiniz. Evet. Bir de yemek mi yenecek? Vallahi gözleme dediler. Bakalım neler var. Peki. Belki biraz kadar sürprizlerimiz de olabilir. Olabilir. Peki. Bakalım bakalım. Evet. Peki. Evet sayın seyircilerimiz, şimdi gözlememiz de geliyor. Ya yani burası Avşar Köyü, tam bir ziyafet sofrası. Öyle şaka maka değil. Lezzetlerin hepsi birbirinden muhteşem. Şimdi burada tirit var. Biraz sonra nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Madılamak var. Onun da nasıl yapıldığını bize anlatacaklar. Bunların hepsi geleneksel Türk yemekleri. Sağ olsunlar, büyük nezaket gösterdiler. Bir gözleme yapacağız diye bize söylemişler ama resmen bir evet, sevgili seyircilerimiz. Şimdi Zülhariye Hanım bize önce tirit tarifini, sonra kömbe tarifini, sonra madılamak. Doğru söyledim mi? Evet. Madılamak doğru, tarifini verecek. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Bu tirit dediğim kuru etten yaparız. Eti kuruturuz. Nasıl kurutuyorsunuz? Güneş serin yerlere sereriz yazın güneşte. Önce sereriz, doğrarız ufak ufak. Üzerine diyeyim tuzuna falan kuruturuz. Tuz baharat da koyuyor musunuz? Baharat isteyen koyar, istemeyen koymaz. Ama tuzunu bolca koyuyoruz. Tuzunu bolca koyuyoruz çünkü
şey olmasın, bozulmasın diye. Onu önceden dolaplar olmadığı için büyüklerimiz kuruturlarmış, kuru olarak saklarlarmış. Hı hı. Onlardan geliyor bu şey. Evet. Sonra tritte neleriniz var? Nasıl yapıyorsunuz triti? Bunda kuru soğan, domates kurusu, kuru et, patates, salça, biber. Önce herhalde soğanı tereyağında mı kavuruyorsunuz? Önce tereyağıyla soğanı kavuruyoruz. Ondan sonra üzerine kuru et atıyoruz. Onu kavuruyor musunuz? Güzelce soteleniyor. Güzelce soteliyoruz. Patates doğruruyoruz. Onun üzerine ince patatesi de soteliyor musunuz? Kızarıyor mu patates? Hayır. Birazcık kavruluyor. O kadar değil. Ondan sonra da domatesi ince ince doğrayıp kuru domates. Kuru domates. Evet, kuru domatesten onu yıkayıp ondan sonra onu üzerine ekliyoruz. Biraz kavruluyor. Suyu, biberi, tuzu. Ondan sonra biçtikten sonra sene döküp üzerine yumurtayı kırıp fırına sürüyoruz. Ondan sonra bu kadar uğraşırsan afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemek oluyor. Sonra biz afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun. Televizyonculuğun keyifli tarafı bunlar işte. Yani harika lezzetler ve harika yerler keşfedebiliyorsunuz. Harika insanlarla tanışıyorsunuz. Bu Taner abiyle beraber kadın kooperatiflerini dolaştığımız bu son 3-4 programda harika insanlarla tanıştık. Ya ben gerçekten çok mutlu oldum. Türkiye'nin geleceği için çok umutlandım. Özellikle Türk kadının elinden hiçbir şey kurtulmaz deyip kömbeye geçeyim. Evet. Kömbeyi nasıl yapıyorsunuz? Kömbeyi akşamdan biraz süt, biraz yoğurt, biraz yağ koyup içine az bir maya, karbonat. Maya, kuru maya mı? Yaş maya mı? Yaş maya. Yaş maya. Onlar akşamdan yoğurup sabaha kadar mayalıyoruz. Sabah da tepsilere döküp kuzinelerde, fırınlarda pişiriyoruz. Kuzine dediğiniz şey odunlu fırınlar. Odunlu, evet. Yani odunlu. Gelenek. Evet. Burada var, öbür odamızda var da. O sayede gösterdik. Şeyde biz benim Bosna'dan gelen babaannem filan şeyde Adapazarı'ndadır. Onlara maşinga derlerdi. Bir yanında odun yanar, öbür yanında börek pişer. İşte kuzine nefis. Onun lezzeti başka. Genelde elektriklerde falan pişirmiyoruz. Biz bunu kendimiz odun ateşinde kuzinelerde pişiriyoruz. Evet. Şimdi madılamak nasıl yapılıyor? Elife teyzemiz anlatacak. Elif Hanım çok güzel görünüyor, çok doğal görünüyor. Madılamak nasıl yapılır? Madılama biz Nisan aylarında gider dağlardan toplar getirir, kuruturuk. Ondan sonra getirir. Bayağı kuruttuktan sonra şimdi sabahtan haşlarız. Sobanın üstüne koyar, haşlar. Yağsını, soğanını, biberini, salçasını koyar, kavurur. Üstüne biraz da bulgur atar, pişiririk. Bu kadar. Bu kadar. Yani tereyağında yapıyorsunuzdur. Evet, tereyağıyla da olur, sıvı yağıyla da olur. Hangisinden yaparsın? Genellikle tereyağıyla yaparız. Tereyağında kendiniz yapıyorsunuzdur. Kendimiz yapıyor. Tereyağında kendimiz yapıyor. Harika, harika, harika. Nefis görünüyor. Şimdi birazdan bunların hepsini tadacağız tabii. Afiyet olsun. Kabak tatlısı. Kabak tatlısında kabağı kendimiz eker. Koyar kabaklarda. Çok güzel görünüyor. Böyle evet. Tam kavun içi dediğimiz böyle damarsız ve yumuşak. Ama bunu fırınladınız mı siz? Fırınladık. Biz fırınladık. Bunu Ceren'le fırında fırınlar. Güzelce ne koyar. Üstüne bir şeylerden yaparız ama acil oldu biz. Bunu acille ya, yaptık. Acil buysa. Acil olduğu için süsünü yapamadık. Evet, bu da çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi afiyet olsun. Böyle analarımızdan, atalarımızdan, bizim ta Orta Asya'dan getirdiğimiz geleneksel yemekler. Evet. Yani biz tabii Kızılcagün TV olarak bunları kayıt altına alıyoruz. Ama bunları böyle gramı gramına yemek tarifine dönüştürüp saklamak lazım, unutulmasın. Yani evet. Modern yemekler devreye girdiği zaman, işte İtal yemekler devreye girdiği zaman bunlar unutulacak. Yapım metotları unutulacak. Biz Kızılcagün TV'de şimdi yemek programları da yapacağız. O da bu tip yemekleri keşfedip kayıt altına almak üzerine olacak. O zaman sizleri de davet ederiz. Böyle işte, laboratuvar tarifi gibi şu kadar tuz, şu kadar biber, şu kadar tereyağı şeklinde yazalım. Gelecek nesillere yazılı olarak aktarılsın lütfen. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kızılcagün TV'nin sevgili izleyenleri, bu yoğurt çorbası bizim geleneksel yoğurt çorbamız.
nasıl yapıldı? İçerisinde ben görüyorum nohut var, buğday var. Betül Hanım şimdi bize nasıl yapıldığını anlatacak. Evet Betül Hanım, nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi yarmayı, aşurelik buğday, biz burada yarma deriz. Onu bir gün önceden haşlarız. Önceden haşlıyoruz. Sonra onun içerisine biraz yoğurt, bir kaşık un, yumurta kırıp onu iyicene harmanlıyoruz. Sonra biraz onu su. Önce tereyağında kavuruyor musunuz? Hayır, yok. Hayır, hiçbir şey yok. Sonra bu karışımın üzerine su ekleyip karıştırarak pişiriyoruz kesilmemesi için. Kaynayana kadar karışıyor. Daha sonra servis ederken de üzerine tereyağı ve nane eritip döküyoruz. Evet. Bu da düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Vallahi cenazelerde, bu... düğünlerde ana yemek olarak çorba sürekli bu pişer. Başka bir çorba olmaz. Benim en sevdiğim çorbadır. Yoğurt çorbası. Benim eşim de çok güzel yapar. Zaten düğün yemeği ve cenaze yemeği Türk töresidir. Evet. Eski Türklerde bir insan öldüğü zaman böyle onu seven herkes toplanırmış. Onun şerefine büyük bir toy düzenlenirmiş. Toy dediğimiz işte evet, ziyafet. O onun şerefine, onun anısını yaşatmak için herkes işte güzel şiirler okurmuş onun adına. Onun kahramanlıklarını, iyiliklerini, yaptıkları güzel şeyleri överlermiş ve işte onun şerefine yenilir, içilirmiş ve bu gelenek Anadolu'muzda aynen hala yaşatılıyor binlerce yıl sonra da. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen bakın, bu yemekler, bunların orijinal tarifleri çok kıymetli. Kente göçüldüğü müddetçe bunlar unutuluyor. Evet. Siz yeni nesilsiniz. Annelerinizden, anneannelerinizden el alıyorsunuz. Yemek kültürü dünyadaki en mahrem kültürdür. Evin içerisinde, evin mutfağında anadan kıza geçerek yaşar. Bunun ölmemesi, kaybolmaması gerekir. Orijinal tariflerin evet. unutulmaması gerekir. Lütfen bunları kaydedin. Yani biz de yardımcı olalım. Ama sizler de bunları tek 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 derleyip bir deftere yazın nasıl yapıldığını. Sonra çok üzülürsünüz. Yani unutulur gider, bu kültür mirasımızın çok önemli bir parçası, çok mahrem bir parçası. Yani çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bunların yaşaması lazım. Teşekkür ediyorum Betül Hanım. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi de Sevel Hanım bize Türk sofralarının vazgeçilmezi olan gözlemeyi anlatacak. Fakat bu gözleme ben yapılırken de gördüm. Böyle puf gibi kabarıyordu. Evet. Özel bir tarifi olsa gerek. Nasıl yapıyorsunuz? Gözlemeyi, hamurunu, biraz süt koyuyoruz. Yumurta koyuyoruz. Biraz yoğurt koyuyoruz. Biraz yağ katıyoruz. İçine yoğuruyoruz. Ondan sonra sacın üstünde yumak yapıp, ondan sonra sacın içini yağlayıp, sacın üstünde pişirip. Bunun içi bir kat, iki yağlanıp, kat. İçi katlanıyor. Yağlanıp katlanıyor. O yüzden kabarıyor. Yağlanıp katlanandan sonra kabarıyor. Ters çevireyim. Arka tarafını yağlayın. Ondan sonra yüzünü yağlayın. İndireyim. Evet. Yani yapılması kolay gibi görünüyor ama çok zor bir iştir. Mahalet gerektirir. Türk kadınları bunu nefis yaparlar. Şimdi tadına da bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yeğenlere afiyet olsun. Ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi soba üstünde pişen topalak yemeğinin başındayız. Ekip olarak nefis kokular alıyoruz. Siz oradan alamıyorsunuz tabii. Şimdi Kamile Hanım bize bu topalak yemeği nedir, nasıl yapılır, ne zaman yapılır onu anlatacak. Evet Kamile Hanım, çok güzel görünüyor. Nedir bu? Nasıl yapıyorsunuz? Biz bu topalağı bulgurdan yaparız. Ta önceleri düğünlerimizde olurdu. Çocuk görmelerinde olurdu. Doğum yapınca çocuk görmesi olurdu. Onlar da yapılır. Yün görmesi olurdu. Kızlar evlenince yün yıkanırdı. Yün çırpılırken bunlar yapılırdı. Şimdi de kışın normal bir yemek gibi kullanıyoruz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? İçinde neler var? İçinde neler var? Baharatlar var. Hangileri? Hangileri? Kimyon deriz. Şimdi önce başından başlayayım. Köftesini böyle küçük küçük köfteleri yapıyorsunuz. Bulgur ıslarız. Evet. Sıcak suyla. İçine diyelim sarımsak yaparız. Soğan yaparız. Pul biberi atarız. Salça atarız. Sıcak suyla ıslarız. Bulgur. Bu 5-10 dakika bekler. 5-10 dakika sonra içine biraz un atar. Yoğururuz. Baharat küçük köfteler yapıyorsunuz. Yoğururuz. İyice hamur gibi yoğururuz. Ondan sonra küçük küçük yapar yuvarlarız. Evet. Suyu içine etini... Tereyağında kızartırız, suyunu koyar, içine yuvarladığımız köfteleri atarız. Salça da koyuyorsunuz evet. herhalde.
Tereyağında yapıyorsunuz. Evet, önce tereyağında eti. Evet. Bu hem tavuktan hem başka etlerden de oluyor mu? Kırmızı etten de olur. Kırmızı etten de olur. Evet, kuru etten de çok güzel olur. Önce soteliyorsunuz tereyağında. Evet. Sonra suyunu ilave ediyoruz. Su kaynadıktan sonra içine köfteleri atıyoruz. İçine köfteleri atıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bakacağız tadına. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Afiyet kendim. Olsun. Evet. Fiyanım, sütten reçel yapmışsınız. Evet. Hanımların marifeti. Zülkariye Hanım'ın ineğinin sütünden. Zülkariye Hanım artık uzmanlaştı bu konuda. Sadece süt ve şekerden oluyor. Sadece süt ve şeker. Evet, odun ateşinde. Odunun isini hissediyorsunuz yerken. Ve bizim çok niş bir ürünümüz. Çok beğeniliyor. Lütfen siz de tadın. Bakalım sizden de geri besleme alalım. Nasıl beğenecek misiniz? Başkent marketler bizden ürün alıyorlar. Ama biz onlara süt reçeli yetiştiremiyoruz. Sürekli bize hemen sipariş geçiyorlar. Çok mutluyuz. Bunu yetiştiremezsiniz. Bu muhteşem bir şey. Evet, yani yapanın olsun. Da eline sağlık. Afiyet olsun. Hanımlar çok becerikli. Ellerine attıkları her şeye lezzetlerini katıyorlar. Yani muhteşem bir lezzet. Dehşet bir lezzet. Yani afiyet olsun. Sütün bu kadar lezzetli olması. Şimdi siz tabii tadını ve kokusunu alamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çocukluğumuzda Miss Bon şekeri vardı ya, karamelli. Ondan daha leziz, daha naif bir lezzeti var. Harika bir şey. Şimdi bir boşnak torun olarak bu kabak tatlısına da bakmam gerekiyor. Buyurun. Kabak da burada yetişen kabak. Ve fırında yapıyor hanımlar. Evet, yani Adapazarı kabağı kadar lezzetli. Evet, çok renginden belli. Yani tam böyle kavun içi dediğimiz evet. Renk, tam damarı yok, sert değil, çok yumuşak değil. Tadı, şekeri, kokusu yani mükemmel. Ama afiyet tabii bunu olsun. Sadece buraya misafir olursanız tadabilirsiniz. Evet. Çarşıda, pazarda bulabileceğiniz bir şey değil. Ama süt reçeline Mansur Başkan'ın açtığı başkent marketlerde evet. Bulabilirler. Yetişirseniz bulabiliyorsunuz. Bulabilirler. İnternetten falan satın almak mümkün evet, mü? Evet, mümkün. Good for Trust diye bir oluşum var. Bu oluşum sadece biz 3-4 ay denetimden geçtik. Denetimden geçirdikleri yerlerden satış yapıyorlar. İnandıkları, güvendikleri yerlerden. Oradan ulaşabilirler. Ayrıca komşubostan.com ve bugün evraklarımızı tamamlıyoruz. Hepsi burada.com'dan da ulaşılabilir ürünlerimize. Yani ulaşmak mümkün. Ayrıca bizim kendi web sitemiz de var. balamdan.com. Tamam. Onu biz şeyde de hem KJ'de de geçiririz. Evet, hem, çok seviniriz. Şeyde ekleriz de bilgiye YouTube'da. Şimdi daha da ilginç bir şey. Ben bunu ilk tattığım zaman elf ekmeği dedim. Bu nedir? Bu Afşar tarhanası. Bunu yazın yapılır ve kışın bir öğün yerine bir tanesini, iki tanesini yediğinizde bir öğün yerine geçer. Biz seyahatlerimizde hep yanımıza alıyoruz bunu. İşte uçakta giderken, otobüste giderken karnımız acıktığında hemen yiyoruz. Bizi bir öğün tutuyor. Çok güzel bir şey. Anadolu'nun buğdayından yapılır. Yarma ve yoğurt. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt, evet. Ve güneş ışığında kurutulur. Güneşte kurutulur. Evet, kurutulur. Vallahi bunu bir yerden bulmak mümkün mü? Satışta değil bu herhalde. Evet, bu çok enteresan aslında. Şimdi hanımlar bunu yazın yaparken daha sermeden siparişler doluyor. Ama burada ben üzülüyorum. Köylü alıyor. Köylü üretmiyor, bizden alıyor. Buna ben üzülüyorum. Kendi adımıza seviniyorum. İş bu kadar güzel yapamıyorlardır. Geçti ama bir şey, işin püf noktası var. Bir sosyolojik problem. Evet, köylü artık ne yazık ki üretmiyor. Neyse, iyi ki biz varız, bizden alıyorlar. İyi ki alıyorlar. Siz varsınız. Evet. Böyle üreticiler var, sizden evet, alabiliyorlar. Evet. Evet, bu da çok ilginç bir ürün. Hem çok lezzetli, hem çok besleyici, hem de çok doğal.
Yani umarım sizler de buna ulaşacak kadar şanslı olursunuz. Evet, sevgili seyircilerimiz, Figen Hanım'ın misafiri olarak, daha doğrusu Avşar köyünün misafiri olarak ziyafet sofrasına oturduk. Biraz sonra bütün bu lezzetli yemeklerin tarifini aldık. Tadına da bakacağız Taner abiyle beraber. Abi nasıl düşünüyorsun? Vallahi yemekler müthiş. Hakkında ne düşünüyorsun önce? Yani program boyunca izledim. Servis sırasında da gördüm. Henüz tadına bakmadık ama çok yaratıcı olduğunu düşündüğüm birkaç yemek var burada. Adını daha önce hiç duymadığım yemekler. Ama anlaşılıyor ki burası bir Avşar köyü. 24 Oğuz boyundan birinin köyü ve bir Haza, bir Türkmen köyü, Türk köyü. Muhtemelen Orta Asya'dan beraberinde getirdikleri kültür var. Zaten etin kullanılış biçimi, kurutularak kullanılış biçimi aslında Orta Asya geleneği olarak görünüyor. Çok lezzetli olduklarını düşünüyorum. Çünkü çok uzun sürelerle yapıyorlar bu yemeği. Öyle anlaşılıyor. Yani nesilden fast food, ha bir o haliyle ama anlık yapımı fast food gibi birkaç dakika içinde hazırlanıp servis edilen değil. En azından 2 gün sürüyor. Bir kere bir gün öncesinden bir hazırlık yapılıyor. Ertesi günde yemek hazırlanıyor. Ben çok lezzetli olduklarını düşünüyorum ama daha önemlisi, yemekten daha önemlisi, bugün çok etkili bir şey oldu, bir sunuş oldu. İyi ki de bu kadın örgütlenmesine dayalı meseleyi başlatmışız diye düşünüyorum. Bu yanılmıyorsam 3. programımız ve bu böyle 5, 6, 7 diye devam edecek. Böyle giderseniz 100 kilo oluruz ama. Aslında doğru söylüyorsun ama tabii buraya gelmek için harcadığımız enerji, performans, dönerken harcayacağımız yakıt. Yürüyerek dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım, peki. Ama yani karbon ayak izinden çevrenin katı atıklarının değerlendirilmesi noktasındaki inovatif yaklaşımlar şaşırtmaya devam ediyor açıkçası benim. Yani bir kooperatifin yaptıklarını, aldıkları karbon ayak izi ödülünü peşinde koşarken ziyafet sofrasına konduk, keyfini çıkarıyoruz. Sen hala ziyafet sofrası yani noktasındasın muhteşem. Ama ben yani ortaya koydukları katma değeri hayranlıkla izliyorum. Müthiş. Müthiş. Hakikaten hayranlıkla izliyorum. Daha doğrusu bir önderlik yapıldığında küçücük bir katkıyla neler yapabilecekleri anlaşılıyor. Yani lavanta tarlalarınızdan mor sarımsağınıza, eriştenin haline, hem meyvelerin hem sebzelerin kurutularak hem de onu siz söylediniz biraz önce, yani güneş ışığının yerine daha düşük bir ısıda bütün vitaminlerini yitirmeden yapılıyor olması falan çok yaratıcı şeyler. İyi de bir marka oluşturduğunuz anlaşılıyor. Kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi ki de gelmişiz diyorum. Ya yani ilaçsız tarım, cıvasız evet, tarım. Cıvasız tarım ya. Cıvasız tarım. Evet. Evet, yani, çok teşekkür ederiz. Bu Anadolu kadınının başarısı. Kesinlikle. Anadolu kadınına küçücük bir rehberlik yaptığınızda. Değil mi? O yetiyor. Evet, yetiyor. O çoğaltıyor. Kendisi yetiyor. Çoğaltıyor, büyütüyor. Valla iyi ki davet ettiniz diye düşünüyorum. Biz iyi çok ki, iyi ki bu sürece önderlik ettiniz, öncülük ettiniz. Biz de bunu kendi izleyenlerimizle paylaşacağız. Eminim çok keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Hatta çok da uzak bir yer değil. Yani Ankara'nın merkezine 80 kilometre uzaktan bahsediyorum. Evet. Bir hafta sonunu insanlar bir cumartesini, bir pazarı bu pandemi sonrasında anlaşılan geçirmek için buraya gelebilirler. Evet. Çok memnun evet. oluruz. Geleneksel Türk konukseverliği ve şeyi burada var. Evet. Vallahi soğutmayalım bence. Çok müteşekkiriz. Evet, programı bir an evvel kapatıp yemeklerimize bakalım. Tekrar evet. hoş geldiniz. Afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur afiyet duyuyoruz. Olsun. Sizler Türk kadınına bir imkan tanındığı zaman neler yapabileceğini, neler yaratabileceğini canlı birer örneğisiniz. Bütün Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye örnek olmanızı arzu ederim. Herkes seyretsin bu programı, seyreden herkes sizleri örnek alsın. Şahsınızda bütün kooperatif üyelerini ve Avşar Köyü'nü, Avşar Köyü'nün halkını kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, bir dahaki programda görüşmek üzere deyip kaşığımı daldırıyorum.